üreten Türkiye. Çünkü bir ülkenin güçlü olması için o ülkenin üretmesi lazım. Üreten Türkiye'den neyi anlıyoruz? O bizim 100 yılın projesi dediğimiz projeyle biz onu şekillendirdik. Sosyal devlette ise emekliye 2 maaş ikramiye, mazotun 1,5 lira olması, atanamayan, atama bekleyen öğretmenlerin atanması, asgari ücretin 1500 lira olması, evi olmayan insanlara, ailelere 277 lira sabit taksitle konut sahibi yapmak gibi projeleri aktardık. 100 yılın projesini üreten Türkiye'nin ve bu kavramın içinin doldurulması gerekirdi. Türkiye nasıl üretecek? Tamam, mazotu 1,5 liraya indirdiniz, çifti daha rahat üretecek. Ama bu yetmiyor bize. Türkiye küresel ekonomiye entegre olmak zorunda. Küresel ekonominin getirdiği avantajlardan olabildiğince yararlanmak zorunda. Ben o projede gelişmekte olan ülkelerin küresel gelirden ve küresel ticaretten yüzde kaç pay aldıklarını da 90'dan bu yana onu da ifade ettim. Örneğin %23 küresel ticaretten pay alırken %47'ye çıkarıyor, 57'ye çıkıyor. Aynı şekilde 30'dan pay alırken bu da çok büyük rakamlara çıkıyor. Ama bu paydan Türkiye hak ettiği geliri alamıyor. Projeyi de şunun üzerine inşa ettik. Onu da aktarayım izin verirseniz. Türkiye'nin coğrafi üstünlükten kaynaklanan bir avantajının olması gerekiyor. Gerçekten de baktığınız zaman Avrupa'da, Asya'da, Orta Doğu'da, Afrika'da böyle bir pırlanta yüzüğü gibi bir yerdeyiz biz. Olağanüstü bir coğrafi üstünlüğümüz var. Bu üstünlük bugüne kadar doğal gaz hatları ve petrol hatları dışında hiç kullanılmadı. Oysa biz bunu bir üretim üssü için kullanabiliriz. Bir üretim üssüne dönüştürebiliriz Türkiye'yi. Bu büyük bir avantaj bizim için. Üç tarafı denizler var ve şu hedefi koyduk ortaya. Denizle bağlantısı olmayan ülkelerin küresel limanı haline getireceğiz Türkiye'yi. Büyük bir avantaj sağlayacağız diye. Bunun üzerine inşa ettik. Ahmet Davutoğlu'nun kitabından mı yararlandınız? Hayır efendim, hayır. Yani Sayın Emin oğlum, Sayın Davutoğlu'nun kitabını okumadım. Yani orada var mıdır yok mudur bu ayrıntılar bilmiyorum. Varsa da yani aklın yolu bir sonuçta, yani doğrudur. Eğer bizim ayrıntılar o kitapta varsa çok da mutlu olurum.